belirtilerimizi, değerli içimizi, kıymetli hocalarımız, değerli misafirlerimiz. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz yaylalarda Kur'an ziyafeti programı kapsamında Andüzü yaylasında Kur'an ziyafeti programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programa sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim ile başlamak istiyoruz. Açış Kur'an-ı Kerim'i okumak üzere Kadri Cemil ile reis olduğu öğrencimizi mikrofon arz ediyorum. Oh,
Hazreti Kur'an'la insanlar insanlığında tanıştı. Kaybetmiş olduğu değerleri buldular. Hazreti Kur'an insanı yüceltti ve insan Hazreti Adem oldu. Adam oldu. Kur'an'la hayat buldu. Kur'an'la aramızdaki mesafeleri kaldırırsak şu toplumdaki fitneli, şu toplumdaki bozgunculuğu, şu toplumdaki tefrikanın cehaleti, küfrün, yobazlığın önüne geçeriz. Yani tek reçete, o da Hazreti Kur'an'dır, Allah'ın sözüdür. Siz Allah'ın sözüyle olan bağınız münasebetinde değer kazanırsınız. Bakın bütün peygamberlerin ortak özelliği şu olmuştur. Yeryüzünde Allah ile kulları arasında tevhidi yerleştirmek ve kulların arasında da vahdeti gerçekleştirmek. Tevhid Allah'ın varlığı ve birliği karşısında şeksiz ve şüphesiz olarak inanmak, kabul etmek. Ama vahdetimizde sıkıntı var. Ümmet paramparça. 1,5 milyar İslam ümmetinin birbirinden haberi yok. Yemen'deki kardeşimiz, Suriye'deki, Irak'taki, Filistin'deki kardeşlerimizin kesinlikle halini bilmiyoruz. Moritanya'daki kardeşlerimizin halini bilmiyoruz. Allah Azze ve Celle bir kimse komşusu aç iken yatar ise Allah o mahallede, o komşunun olmuş olduğu yerdeki insanlardan, o ahvaldan rahmetini keser. Rahmet nazarıyla bakmaz. Bugün maalesef açlıktan ölen insanların sayısı tokluktan ölen insanların sayısını geçti. Bir tarafta obezite sınırında olan kişiler, öbür tarafta da açlıktan bir lokma ekmeğe muhtaç olan gönüller. Cennet ucuz değil kardeşler. O insanlara o lokmayı götürmek zorundayız. Bu nimetin şükrü budur. Bakın bağır bağır bağırıyoruz. Vekalette kurban kesip kampanyalar. Adam geliyor, hocam ben 10 liraya işte büyük bir öküz alacağım. Kurban yapacağım. 10 liraya alacağım öküzün yerine 5 liraya bir düke al. Onun öbür tarafından kalan 5 lirayla da vekalet yoluyla Moritanya'daki, Yemen'deki o aç olan insanlar hayatında etin ne olduğunu bilmeyen insanların ette kavuştur. Ya hocam şaibe var, ya bırak şaibeyi. Sen Allah katında amel yapıyorsun. Yanlış yapan insan yarın Allah'ın huzurunda hesabını verir. Biz hizmetimizi yapalım, hayrımızı yapalım, iyilikle buluşalım. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَةِ Hayırda yarışalım. Eğer hayırda yarışırsak, hayırda yarışırsak وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى İnşallah Allah katında da müttakilerden olacağız. Onun için tek reçete Kur'an. Şair ne güzel ifade ediyor. Kur'an bize yad ettiriyor besmeye nesli. Mümin o tecellinin ezelden beri mesli. Allah'a dayan, gayene tevfikini versin. Kur'an'a sarılmazsan eğer yetse düşersin. Beşerin derdine derman olur ancak Kur'an. Onsuz artık canavardan da beterdir insan. Allah'a dayan, sahaya sadın, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkarıyor. Başka çıkarıyor biliyorsanız o yoldan gidin. Başka yol yok. Sadece İslam, yalnız İslam, sadece Kur'an, yalnız Kur'an ve Kur'an'ın bize varisçisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onun eteğinden tutunarak inşallah hep birlikte Kur'an'la buluştuk, Kur'an'la kaynaşacağız ve Kur'an'la ebedi bir hayatı kazanacağız. Allah'ın zatı vakidir, Allah'ın zatı karşısında yok olan, hiç olduğunu bilen kişiler baki olacaktır. Ve baki kalacak hizmetler yapacaklardır. Hoş bir sada bırakmak diyoruz ya. Bakın ilk müftümüz geldi. Hoş bir sada bıraktı değil mi? Yaylalarda Kur'an ziyaret. Belki biraz daha aslına döndürebiliriz, formatını değiştirebiliriz, daha farklı şey yapabiliriz. Ama elhamdülillah çizgi çizdi. Daha ötesini yapmamız lazım. Daha büyüğünü yapmamız lazım. Burada Kur'an kursu hocalarım var. Bakın.
Sizin tek evladınız var. Aynı kandan, aynı candan beslediğiniz evlatlarınız. Ama sizi teslim etmiş olduğunuz o çocukların habileri bunlar. Bak bunları da almış getirmişler. Öyleyse Kur'an'a olan hizmetimizle inşallah bizler değer kazanacağız. Bu programı yapan, ihya eden, başından sonuna kadar çalışan, çabalayan, gayret gösteren hocalarımı ben tebrik ediyorum. Rabbim razı olsun. İsmen de sayacağım. Muhsin Kayış hocamı, Mehmet Baltacı hocamı, Mustafa Şavcı hocamı, İbrahim Kalender hocamı, Derviş İstik hocamı, Hasan Kalender hocamı, İbrahim Dinmez hocamı, ondan sonra Hızır Yüce hocamı. Yani Gürgen'in başköyün ikiye ayırdı. Bir de başşehir de var. Ayın birinde, diğerlerini de başşehir ayırdı. Çalıştılar, çabaladılar. İnşallah programdan sonra da ziyafet olacak. Hani diyorlar ya, üç Z vardır. Ziyaret, ziyafet, zerafet. Ziyaret ettiniz, inşallah ziyafeti hep beraber olacağız. Zerafetle beraber bu topluluktan ayrılacağız. Rabbim bolca bu topluluktan istifade edip hanemize bolca ameller geçirebilmeyi nasip eylesin. Ben il müftüme, il müftü yardımcıma hepsine teşekkür ediyorum. Rabbim hepsinden de razı olsun. Günümüz hayırlı ve bereketli olsun. Amin. Değerli ilçe müftümüz Abdülkerim Çelik hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere il müftü vekilimiz Naci Çakmakçı hocama mikrofonu tebliğ ediyoruz. Buyurun hocam. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Yüce Rabbimize hamd, sevgili peygamberimize salat ve selam olsun. Cenab-ı Hakk'ın buluşmamızı hayırlara vesile eylesin. Çok değerli müftü yardımcım, ilçe müftüm, kıymetli Güneysun kardeşlerim, çevre ilçelerde gelen kardeşlerim. Değerli müftümüz ifade etti. Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkmalıyız. Ama Kur'an'a sahip çıkan en sıkıntılı dönemlerde o Kur'an'ı elinden düşürmeyen, her yıl ortalama 30-35 hafız yetiştiren Güneysun ilçemizin her tarafında Kur'an kursu olan bir beldedeyiz. Güneysu'dayız. Çünkü o tarihinin her safhasında Kerim kitabımıza sahip çıkmış. Allah'ın izniyle de hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tabii ben burada hocalarımız önceki zaman dilimlerinde farklı farklı konuları ele aldılar. Değerli ilçe müftü bir konuya temas etti. Ben de o konu üzerinden kısa sohbetimi tamamlamak istiyorum. Hocam bir konuya temas etti, vekaletle kurban kampanyası. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz şu dünya hayatında bizleri yaratmış, eşrefi mahlukat, kainatın en seçkin varlığı olarak yaratmış, akıl, zeka gibi üstün meziyetler anlatmış, ancak mükellef olduğumuz andan son nefesimizi verinceye kadar kendisine layıkıyla kul olmamızı istemiş. Ve bu dünya hayatında bizlere sayısız nimetler bahşetmiş. İşte burada da şahit oluyoruz. Yabancı Arap turistler olarak geliyor. Belki biz bu yeşilliğin, bu doğanın farkında değiliz. Ama onlar bu güzellikleri görünce hayret ediyor, şaşırıyor, ayrılmak istemiyor. Yağmur bizde, güneş bizde, kar bizde. Dört mevsimi yaşıyoruz. Şu güzel beldemizde 3 defa 4 defa Rabbimizin vermiş olduğu bir nimeti, çay nimetini istifade ediyoruz. Belki bu bizim Kur'an'a sahip çıkmamızın göstergesi. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz bizlere buyuruyor ki size vermiş olduklarımızdan infak edin. Yani ihtiyaç sahibi olan kardeşlerinizi görüp gözetin. Ve buyuruyor ki Rabbimiz, sizin vermiş olduğunuz bir iyiliğiniz, yapmış olduğunuz bir hayır hasenatınız toprağa atılan bir tohuma benzer. O tohum bir fidan büyütür ve o fidanın 7 tane başağı olur ve her bir başağında da 100 tane ürün olur. Yani siz bir verirsiniz, Allah size 700 katıyla karşılık verir. Bir sonraki ayeti kerimede ise Rabbimiz fakat yapmış olduğumuz bu iyiliklerimizi, bu yardımlarımızı başa kalkma olmadan
eziyet olmadan, gösteriş olmadan, başkaları bilsin anlayışıyla olmadan yaptığımız takdirde Rabbimizin katında hiçbir korkunun, hiçbir mahzuniyetin olmadığını Rabbimiz beyan ediyor. Bir sonraki ayeti kerimede ise Rabbimiz bize her el açıp isteyene yardım etmek durumunda değiliz. Ama rahmet peygamberi, sevgili peygamberimiz bir ihtiyaç sahibi kendisine geldiği zaman az veya çok mutlaka onun ihtiyacını karşılamıştır. Ama bununla beraber o rahmet peygamberimizin hiç hoşlanmadığı bir şey de ona buna el açıp dilenmek olduğunu hadis-i şerifinde beyan etmiştir. Bunun için bizden yardım talep eden kardeşlerimizi kırmadan, dökmeden onlara bir şey verebiliriz. Ama vermiyorsak da Rabbimizin beyanıyla kavlun marufun ve mağfiretun hayrun min sadakatin yedgavha eder. Onlara eziyet ederek, başa kalkarak yapacağımız bir yardımdansa onlara güzel söz söylemek daha hayırlıdır buyuruyor Yüce Rabbimiz. Değerli kardeşlerim, bizler yapacağımız ibadetlerimizin tamamında her şeyde Rabbimizin rızasını gözetmek durumundayız. Çünkü samimiyet ibadetlerimizin olmazsa olmazdır. Eğer biz konumuz infak, yardımdan söz ediyoruz, Rabbimiz yine buyuruyor ki yapacağınız yardımlarınızı eğer sağlam yapmazsanız, Allah rızasını gözetmezseniz, onlar bir dağın yamacında bulunan bir kayanın üzerindeki bir avuç toprağa benzer. O toprak yağmuru hissettiği zaman, yağdığı zaman göçüp gider, hiçbir işe yaramaz. İşte Allah'ın rızası gözetilmeyen yardımın misali de budur. Ve bizler bugün çağımızda, günümüzde yapacağımız yardımlarımızı, kalpteki imanımızı kuvvetlendirmek, Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığımız takdirde Yüce Rabbimiz bu yardımımızı yüksek bir yerde bulunan bereketli bir bahçeye benzetiyor. Bu bahçe mutlaka yağmur alacağını, olmasa dahi mutlaka bir kiselemenin şart olduğu gibi olacağını ve bu bahçenin de iki kat ürün vereceğinin müjdesini bize veriyor. Devam eden iki ayeti kerimeyi ifade etmek istiyorum. Rabbimiz buyuruyor ki sizden herhangi birinizin şöyle yan tarafından nehirler akan üzüm bahçeleri, hurma bahçelerinin olmasını istemez misiniz? Hepimiz isteriz. Biz çay tarımıyla uğraşıyoruz. Ne yapıyoruz? Bahçemizde bir metrekare boş kalsa oraya mutlaka bir yeni fidan dikiyoruz. Yollarımızın kenarlarında bazen araçlar dahi geçemeyecek halde ne yapıyor kardeşlerimiz? O boşluğu doldurmaya çalışıyor. İşte Rabbimiz bize şu konuda uyarıyor. Buyuruyor ki sizin böyle bahçelerinizin olmasını istersiniz. Fakat siz de yaşlılık çağına gelmişsiniz. Gücünüz, takatiniz, kuvvetiniz yok. O bahçeleri işleyemezsiniz. Evlatlarınız, nesliniz, zürriyetiniz de zayıf. Onlarla ilgilenmez. Ama malınız, mülkünüz var. Ama derken bir ateş topluluğu gelir, sizin bahçenizi yerle bir eder, yok eder. Ve biz buralarda buna şahit oluyoruz. Bahçemiz var ama şiddetli bir yağmur geldiği zaman bir bahçemizi kaybedebiliyoruz. Şunu da biliyoruz, her şey bize verilen bir emanet. Gerçek mal sahibi, mülk sahibi Yüce Rabbimiz, ama onu iyi değerlendirmeli, tabii ki dünyaya çalışmalı ve Rabbimizin rızası doğrultusunda da infak etmeliyiz. Ve şeytan, eşşeytan ya'idüküm bil fakra ve emrüküm bil fahşâ. Allah ya'idüküm mağfireten minhu ve fakra. Şeytan bizi fakirlikle ve kötü ahlakla tehdit eder. Fuhşiyatla, çirkinlikle tehdit eder. Yani sakın verme. Verirsen malın eksilir. Sen de muhtaç konumda olursun. Ama oysa Allah katından mağfireti, bağışlanmayı ve lütfunu bizlere müjdeliyor. Değerli kardeşlerim, sözlerimi toparlamaya çalışıyorum.
Burada bugün asıl bizim gelme niyetimiz Kerim kitabımızı hafız kardeşlerimizi dinlemek. Ama şunu da ifade etmek istiyorum. Sizleri bulmuşken böyle samimi bir ortamda ifade etmek zorundayım. Sizler hocam ifade ettiği Kur'an'a sahip çıkıyorsunuz. Yüce Rabbim razı olsun. Okuyoruz, okutuyoruz, gelen kardeşlerimize sahip çıkıyoruz. Yakın zamanda muhterem müftümüzle beraber sizlerin yardımlarıyla Moritanya'ya gittik. Moritanya'nın toplam 4 milyon nüfusu var. 4 milyon. Bu 4 milyon nüfusun 1,5 milyonu hafız. Yani 3 kişiden birisi hafız. Ama onların okuyacakları, elden alacakları bir mushafı yok. Hani bizim evimizde açmadığımız, yıllarca duran ama 3-5 tane olan, olmadığı zaman rahatsızlık duyduğumuz, mutlaka evimizde olan, Anadolu'nun her evinde mutlaka olan Kerim kitabımıza onlar sahip değiller. Çünkü imkanlar yok. Onlar, içimizde yaşlı amcalarımız bilir, çok eskilerde bizde olduğu gibi, çünkü öyle söyledi hocalarımız, onlar tahta levhalara yazıyor, kömürle yazıyor, ezberliyor, tekrar yazıyor, bütün çocukların ellerinde tahta levhalar. Peki sizler ne yaptınız? Rize ilimizden tam 39 bin adet Kur'an-ı Kerim'i dünyanın çeşitli yerlerindeki Müslüman kardeşlerimize gönderdik. Biz suya hasret değiliz. Çünkü kazmayı vurduğumuz yerden su fışkırıyor. Hatta diyoruz ki bir aydır yağmur yağıyor. Diyorlar ki hocam gerçekten mi söylüyorsun? Bir ay yağmur yağar. Evet. Ama orada o kardeşlerimiz, ben araçla gittim, elinde su vardı. Benim peşime gezip bu suyu benden istediler, su içmek için. Değerli kardeşlerim, tabii anlatmakla olmuyor. Keşke görseniz, hissetseniz. Bir bardak suya muhtaç insanlar. Affedersiniz, eşeklerle, katırlarla 5 kilometre mesafeden bidonlarla o hijyenik olmayan çamur padak içerisinde su almak için uğraşıyorlar. Ama şu Rize halkımız, sizler, Güneş Su kardeşlerimiz bizlere 40 bin, 50 bin TL destek oldular. Toplamda 700 bin TL ile orada Moritanya'da bir tanesi de muhterem Cumhurbaşkanımız adına olmak üzere su kuyularımızın açılışını yaptı. Onlar şimdi oradan 20 yıl boyunca gidecek mahallenin ortasında öyle bizim gibi musluğu aç, su aksmıyor. Yarım saat bizde su akmasa feryat ediyoruz. İşte o kardeşlerimiz sizlerin katkılarıyla o sudan istifade edecek ve bize dua edecek. Hepimize dua edecek. Şimdi kurban konumuz son. Güneş ilçemizde Kur'an kurslarımızı benim şurada burada anlatmama gerek yok. Sizler her zaman sahip çıkıyorsunuz. Maddi ve manevi. Biz sizlere asla şunu diyemeyiz. Kur'an kursuna kurbanınızı vereceğinize verin bize yurt dışına gönderelim yok. Tabii ki buradaki Kur'an kursumuza veriyoruz. Ancak Türkiye Diyanet Vakfımız, hani vakfımızın iki kampanyası var. Bir yurt içi, bir yurt dışı. O yurt içinde kesilen kurban hisselerimizden ilimize gönderiyor. Geçen sene bize 650 kurban hissesi geldi ve biz de bunu 160 hissesini Güneysu ilçemize verdik. Yani Güneysu ilçemize 160 hisseyi Kur'an kurslarımıza verdik. Tabii ki biz şunu da demiyoruz. Kur'an kursumuza vereceğiz. Vermemiz lazım. Ayakta tutacağız. Devletimiz destekliyor Allah'a şükür ama yeterli gelmiyor. Biz de sahip çıkıyoruz. Şunu da demiyoruz. Kapımızda kurban kesmeyelim. Efendim Afrika'ya gönderelim, şuraya gönderelim değil. O kurbanı ailemiz, çocuklarımız hissedecek. Ama değerli kardeşlerim, şunu bilelim. Hepimiz bugün bir kurban hissesi, sağ olsun bugün Derviş hocamı gördüm. Dedim ki hocam Güneş ilçemizde kurban hissemiz ne kadar? Dedi ki hocam 35. Sabahleyin gelirken bir esnafımız da bana 3 hisse vermişti. Dedim ki 3 hissemizde Güneş yerli. O kardeşimiz. Şimdi bir kurban hissesi 725 TL.
Burada biz vacip kurbanımızı keseriz. Kur'an kursumuza veririz. Ama her birimiz o kardeşlerimizi unutmamamız lazım. Orada o kardeşlerimiz, giden kardeşlerimiz var. Yine bu sene ilimiz merkezden Güneş Sulu olan bir kardeşimizi gönderiyoruz. Keramettin Bey hocamızı gönderiyoruz. Ülkesini unuttum nereye gidiyor diye. Biz gittik gördük. Hocalarımız anlatıyor. Sadece sizin vermiş olduğunuz kurban hissesinden 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo et alıp yıl boyunca onunla idare edenler var. Nasıl idare ediyor? Kurutuyor, parça parça ona atıyor. Hatta diyorlar ki biz eti verdiğiniz zaman hemen alıp 5 metre ileride o açlıktan o çiğ eti yiyenleri gördük. Hatta biz gittik diyor Müslüman kardeşlerimize verirken Hristiyanlara da verdik. Onlar dedi ki ya biz Hristiyanız, bize de mi verdiniz? Dedik, onlar şunu dedi, madem ki siz buraya geldiniz, bizi düşünüyorsunuz, biz bir kabileyiz, o kabilenin tamamı Müslüman oldu. Bunlar tabii ben anlatıyorum, bunlar yaşanan, gerçek olan durumlar. İşte değerli kardeşlerim, ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Zaten değerli içeriktim, anlattım. Ben de değilim. Sizlere şunu yapma, bunu yapma demeyi ben zahit görüyorum. Çünkü ilimizde Allah'a şükür her yere koşan kardeşlerimiz var. Hayır neredeyse bizim kardeşlerimiz orada. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Muhterem Müftümüz Hac'da dün akşam görüştüm. Dedim hocam yarın Handüz'e gidiyoruz. Bir sonraki gün Anzir'e gidiyoruz. Sizlere hocamız selamı var. Hocamdan hepimiz adına dua istedim. Hocamdan Rabbim razı olsun. Bu programları başlattı. 4. defa buradayız. Tabii burada bu programı böyle dün başlayıp bugün olan program değil. İl müftülüğümüzde çalışan bir ekibimiz var. Güneş Sulu'da çalışan bir ekibimiz var. Ben programımızın bütün bu icrasında görev alan başta değerli içeriklerimiz olmak üzere bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ve özellikle sizlere de bu rakımda, bu yükseklikte, bu havada, bu çay sezonunda bizi bırakmadığınız için Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak hepimizi rızası doğrultusunda yaşayanlar eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli İl Müftü Vekili Naci Çakmakçı hocamıza bu güzel konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu arada hem şimdi ilçe müftümüz aramızda var, Ümmet Durmuş hocamız. Kendisine hoş geldiniz diyoruz sizler adına hepimiz adına. Şimdi Kur'an-ı Kerim okumak üzere mikrofonu Merkez Erkek Kur'an Kursu öğreticimiz Kemal Tosun hocama tebliğ ediyorum. Buyurun hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا programımıza yine Kur'an-ı Kerim'le
devam edeceğiz. Değerli hocama çok teşekkür ediyorum. Merkez Erkek Kur'an Kursu öğreticimiz İrfan Kamil Reisoğlu hocamız Kur'an-ı Kerim okuyacaklardır. Buyurun hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى صدق الله العظيم.
Kıymetli hocama teşekkür ediyoruz. Rabbim her birinden razı ve memnun olsun inşallah. Şimdi aramızda İl Müftülüğü'nden katılan arkadaşlarımız var. Yakup Taşkit, Güzelköy Kur'an kursu öğreticimiz, Talha Mücahit Eyüboğlu, Sadamra Beldesi Müderrisi'nin, Fethullah Öz Habiboğlu, Rize Müftü Mahallesi Camii Müezzini, Ömer Faruk Eyüboğlu, Çaykur Ziraat Camii Müezzini. Hocalarımız inşallah bizleri farklı bir havaya götürecekler. Buyurun hocam. Yandım bu gönlüm.
Yayla Camii İmam Hatibimiz Cihan Tül Hocam Kur'an-ı Kerim okuyacaklardır. Buyurun hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. تجري من تحتها الأنهار
الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. Değerli hocama teşekkür ediyoruz. Rabbim razı ve memnun olsun inşallah. Değerli Kur'an sevdalıları, aynı maksatla aramızda olan yine İlmil Eğitim Müdür Yardımcımız Mustafa Kalender Hocam ve Rize İmam Hatip Lisesi Müdürümüz Metin Sandıkçı Hocam aramızda var. Kendilerine de hoş geldiniz diyorum. Şimdi programımıza yine ilahilerle devam ediyoruz. Allah yolu yettiriyek, la ilahe illallah. O birdir, bir tektir, tek la ilahe illallah. O birdir, bir tektir, tek la ilahe illallah. Gelin gönül diliyle فإن له معيشة
Good.
Köseoğlu hocam sizlere bir teşekkür konuşması yapacaklardır. Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, atıfeti hepinizin üzerine olsun. Ben sadece bir selamlama yapmak ve teşekkür etmek üzere söz aldım. Epeyce zamandır buradayız. Artık yorulmaya başladık. Onun için sözü uzatmadan. Güzel bir gün, böyle güzel bir günü bize yaşatan Rabbimize hamd ediyoruz. Ve temenni ediyoruz. Böyle nice nice güzel günler Rabbim bize yaşatsın. Kur'ansız, imansız, bayraksız, ezansız bizi bırakmasın. Sayın İl Müftü Vekilimiz, ilçe müftülerimiz, siz değerli Kur'an sevdalısı kardeşlerimiz. Öncelikli olarak böyle bir programa katılmak, burada bulunmak gerçekten ayrıcalıklıydı. Bu bize nasip oldu bugün. Bundan dolayı da Rabbimize hamd ediyoruz. Sizlere ayrı ayrı her birinize teşekkür ediyoruz. Bu programın icrasında görev alan bütün hoca kardeşlerimi bizlere güzel bir gün yaşattıkları için onlara da teşekkür ediyoruz. Sizler katıldınız, sizlere şükranlarımızı arz ediyoruz. Geçen sene yine burada böyle aynı böyle bir havada beraberdik. Günler çok hızlı geçiyor. Ömür çok hızlı akıp gidiyor. Dünya hızla sonuna doğru yaklaşıyor. Dileriz ve tavsiye ederiz ki bu hızlı geçen kısa zamanı iyi değerlendirelim. Temennimiz, arzumuz, diyeceğimiz budur. Her birerlerinize tekrardan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Sağlık, sıhhat, afiyet niyaz ediyorum. Sağlıcakla kalın inşallah. Dua için sözü hemşire müftümüz Ümmet Durmuş hocama tevdi ediyoruz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ve'afina ve'fir lenâ ve'rhamnâ ente mevlânâ fansurnâ alel kavmil kâfirîn. Ente mevlânâ fansurnâ alel kavmil zâlimîn. أنت مولانا وأنت الكامل الكريم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين Bugün burada icra etmiş olduğumuz programda okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, yapmış olduğumuz dua ve niyazlarımızı, ibadet-i taatlarımızı indi ilahiyyende en güzel şekilde kabul eyle ya Rabbi. Bunlardan hasıl olan sevabı başta peygamberimiz olmak üzere bütün peygamberlerin
tahliye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Efendimizin ehli beytinin ervahını hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Bir cümle ashab-ı kiramın ervahını hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Bizlerden dua bekleyenlerin ruhlarını hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Yine asıl olan sevabı, din, vatan, kutsal değerlerimiz, ezanımız, Kur'an'ımız, dinimiz uğruna canını, malını, kanını, her şeyini feda etmiş olan bir cümle şehitlerimizin ve gazilerimizin de ruhlarına hediye edediksen vasileyle ya Rabbi. Bir cümle hocalarımızın ervahına hediye edediksen vasileyle ya Rabbi. Bugün buraya, bu Kur'an ziyafetine, Kur'an'a gönül vererek buraya gelen, bizimle beraber dua eden kardeşlerimizin de geçmişlerinin ervahına hediye edediksen vasileyle ya Rabbi. Yine hasıl olan sevabı, Teanavrit'ten Meşrik'e kadar adlar unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bir Fatiha'ya muhtaç olan bir cümle ehli İslam'ın ervahına hediye edip sen vasile eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri sırat-ı müstakiminde, sırat-ı müstakim üzere daim eyle ya Rabbi. Sırat-ı müstakim üzere daim ve kaim eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, vatanımızı, milletimizi, memleketimizi ve bütün Müslümanları her türlü kötülüklerden, şerlerden, fitnelerden, terörlerden, saldırılardan koru ve muhafaza eyle ya Rabbi. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle ya Rabbi. Daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, dilimizden Kur'an'ı, kulaklarımızdan Kur'an sedalarını, hanelerimizden Kur'an zikirlerini eksik eyleme ya Rabbi. Kur'an'a, Kur'an'ı okumayı, öğrenmeyi, yaşamayı hayatımıza geçirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizleri Kur'an'ın yolundan son nefesimize kadar ayırma ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, Kur'an'a gönül vererek bugün buraya gelen, bu programa katılan bir cümle kardeşlerimiz var. Kur'an ziyafetini bize sunan hocalarımızdan, bu programı icra eden, bu programa her türlü katkısı, maddi, manevi desteği olan, katkısı olan ve buraya gelen ve bu Kur'an ziyafetini dinleyen kardeşlerimizin ibadetlerini makbul eyle ya Rabbi. Dualarını kabul eyle ya Rabbi. Günahlarını affeyle ya Rabbi. Her türlü hayırlı muratlarını en kısa zamanda ya Rabbel Alemin onlara ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. İbadetlerimizi makbul eyle. Bizleri son nefese kadar Kur'an'ın yolundan ayırma ya Rabbi. Son nefeste de huzuruna Müslüman olarak varmayı nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Evet, değerli misafirlerimiz, kıymetli dostlarımız, programımızı burada bitireceğiz. Yalnız iki hususu sizlere arz etmek istiyorum. Birincisi, Kur'an ziyafetinin ardından bir de inşallah ikramımız olacak. Şimdi bir ikramımız olacak. Yalnız kimse yerinden kalkmazsa, yani şu ön silahı sadece masaya doğru yaklaştıralım. Herkes yerinde olsun. Hanım kardeşlerimizi yine yukarıda alacağız. Ve onlar da oldukları yerde otursunlar, yemek kendilerine arkadaşlarımız tarafından getirilecektir. Yukarıda hanım kardeşlerimize getirilecekler, burada da yine bizlere getireceklerdir. Bir diğer husus, son olarak teşekkür mahiyetinde. Bu arada ilçe kaymakamımız başka bir program nedeniyle aramızda olamadılar, selamları vardır. Onu sizlere iletmiş olalım. Yine bu programın başta çıkışından itibaren
destek sağlayan ve aramızda olmayan il müftümüze, il müftü vekilimize, il müftü yardımcımıza, ilçe müftüme, hemşire ilçe müftüme, Güneysu Belediyesi'ne, kaymakamımıza tekrardan, Güneysu desteğini esirgemeyen yine Güneysu İlim Öğrenimlere Yardım Vakfı'na, Güneysu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Ziraat Odası'na, iş adamları Bedri Harman, Şeref Kayış ve Ekrem Kayış Bey'e, özellikle Güneysu İlçe Müftülüğü personeline ve bu programın hazırlanmasında hocalarım da ifade ettiler, gayretli bir şekilde çalışan Gürgen ve Başköy bölgesindeki İmam Hatip arkadaşlarımıza ve katılımcı olarak burada bulunan siz değerli misafirlerimize, erkek ve hanım kardeşlerimize. Evet, bu arada bize müftülük personeli de var. Hocalarımıza, programı icra eden hocalarıma da herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah razı olsun.